Bu örneklere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hadi örneklere bakalım. İlk örneğimiz. Büyük İskender'in ölümünden sonra imparatorluk parçalandı. Parçalanan imparatorluğu birleştirmek, siyasal birliği sağlamak için birçok filozof ve düşünür ortaya çıktı diyor. İkinci örneğimize bakalım. İtalyan düşünür Machiavelli, 16. yüzyılda siyasal birliğinden yoksun olan İtalya'yı ulusal birliğe kavuşturmak için yazdığı Prens adlı kitabında iktidar için yalan dahil her şeyin meşru olduğunu savundu. Üçüncü örneğimize de bakalım. Üçüncü örneğimize de bakalım. Farklı felsefi temelleri gösterilebilmekle birlikte varoluşçuluğun 2. Dünya Savaşı sonrası Fransa'da ortaya çıkması ve büyük ilgi görmesi savaşın Avrupa toplumlarında oluşturduğu ekonomik ve ahlaki çöküntülerle de doğrudan ilgilidir. Yani şu üç örnekten şunu görüyor muyuz hocam? Bir felsefenin ya da bir filozofun ortaya koyduğu görüşler tarihten, siyasal ve toplumsal koşullardan bağımsız değildir. Öyle değil mi? Evet. Her üçün ortaya koyduğu görüşte içinde bulundukları yüzyılın, içinde bulundukları buhranların ya da toplumsal durumlardan bağımsız olmadığını görmüş oluyoruz. Şimdi şıklarda ulaşılamaz olanı bulalım. Adana. Düşünürler içinde yaşadıkları toplumsal ve siyasal koşullardan etkilenir mi? Evet hocam. Peki Bursa. Toplumda baş gösteren sosyal çatışmalar filozofu ve felsefesini etkiler mi? Evet hocam. Peki Ceyhan toplumlarda oluşan genel çöküntüler ve bunalımlar düşünürleri etkiler mi? Evet etkiler hocam. Denizli'ye bakalım. Felsefe yaşanan çağın toplumsal sorunlarıyla ilgili düşünsel tahliller yapar ve çözüm önerileri sunar mı? Sunar. Bunu filozofların görüşünden görebiliyoruz. Edirne'ye de bakalım. Düşünürler toplumu düşünceleriyle etki altına alır ve denetler. Burada bahsetilen şey toplumun düşünürleri etkilemesidir düşünürlerin toplumu etkisi altına almasından ve denetlemesinden bahsedilmediği için cevap nedir? Partiye dayanarak Comte'un felsefe ve bilgi anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Siyasal ve toplumsal sonuçları 1789 Fransa İhtilali ile görünür olan, 1800'lü yılların ilk yarısında da devam eden düşünsel krizi Auguste Comte pozitif bilgiye yönelerek çözmeye çalışır. Pozitif bilgi tarihsel evrimin sonucu olan bir bilgidir diyor ve insanlığın ulaşabileceği en yüksek bilgi düzeyidir. Bu bilgi Compton 3 hal hasasında da 3. evreye karşılık gelen bir bilgidir. Bu yasaya göre insan düşüncesi 3 evreden geçerek ilerlemiştir. İlk evre olayların kutsala dayanarak açıklandığı teolojik evredir. İkinci evre fizik ötesi kavramlara dayandırılan evre yani metafizik evredir. Üçüncü evre ise pozitif evre olay ve olgular arasındaki değişmez bağlar bilimsel yöntemle açıklandığı dönemdir. Yani Comte bize neyi söylüyor? Diyor ki insanoğlu 3 temel aşamadan geçmiştir. Teolojik, metafizik ve arkadaşım pozitif evre. Gelinen son nokta neresidir? Pozitif evredir. Peki buranın bilgisi nasıl bilgidir? Olgulara dayanan bilgidir. Yani üzerinde deney ve gözlem yapılan somut olan bilimin alanına giren bilgidir. Özellikle bunu bu bilimsel yöntemden çıkarabiliriz. Şimdi ulaşılabilir olanı bulalım. Adana, insan bilgisinin temeli sadece akılla kavranabilen idelerdir. Bunu rasyonistler söyler ele gitsin. Bursa insanın hakikate ulaşmasında tek güvenilir kaynak duyumlardır. Hayır bunu da empiristler söyler. Bunları neden söyledim? Çünkü kon pozitivist bir filozoftur. O yüzden söylüyorum. Ceyhan'a bakalım. İnsanın bilgi elde etme çabasından deney ve akıl aynı derece etkilidir diyen hangisidir hocam? Kritizm. Ele gitsin. Denizli. İnsan bilgisi teolojik ve metafizik unsurlardan arındırılmalı ve bilimselleştirilmelidir. Aynen bu ulaşılabileceğimiz sonuç budur. Çünkü insan onun geldiği son dönem pozitif dönemdir. Bilimin egemen olduğu ve her şeyi açıklayacağını iddia ettiği dönemdir. Peki Edirne neden değil? Aklın analtik işleyişi ile parçalandığı hakikati bütünlüğü içinde kavramak için tek yol sezgidir. Bu da sezgicilik yani entüzyonizme bizi götürür. Dolayısıyla cevap denizidir. Parçada sözü elden durum. Felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bir örnektir? 1841'de Kant sonrası Alman idealist felsefesinin önemli temsilcilerinden olan Schelling'in derslerini takip eden iki önemli filozof Kierkegaard ve Marx'tır. Aynı düşünsel çizgiyi izliyor görünmelerine rağmen ve aynı öğretmenden ders almalarına rağmen bu derslerden esinlenen Kierkegaard varoluşçu felsefeyi, Marx diyalektik materyalist felsefenin iki kurucusundan birisi olmuştur. Yani aynı noktadan farklı yönlere giden iki filozoftan bahsediyoruz. Kierkegaard ve Marx'tır. Peki bu bize neyi gösteriyor? Bize felsefenin efendim bütüncül olmasını mı? Tutarlı ve sistemli olmasını mı? Öznel ve göreceli sonuçlara ulaşmasını mı? Evet hocam öznel ve göreceli kasteder. Aynı yoldan aynı çizgiden geçmelerine rağmen farklı sonuçlar çıkarmışlardır. Bu da felsefenin öznel sonuçlara ulaştığını gösterir. Peki Deniz'e bakalım. Soruların cevaplardan daha önemli olması ya da sorgulamanın önemli olmasından bahsedilmedi. Vurgulanan Ceyhan'dır. cevapta da Ceyhan'dır. Parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Nietzsche'ye göre Hristiyanlığa dayalı ahlak Roma İmparatorluğunda bir köle ayaklanmasıyla kendisini kabul ettirmiş yalnızca sürü insanı için geçerli olan bir ahlaktır. Hristiyan ahlakı ve bu ahlakın değerleri insanı fizyolojik ve psikolojik olarak Güçlendirmez, aksine yozlaştırır, güdülerini köreltir. Bunu durdurmanın yolunun mevcut iyi ve kötü değerlerin ötesine geçmek olduğunu savunan Nietzsche, özgür ve güçlü insanların sürü insanı için değil, kendileri için ahlaki eylem ve değerleri yeniden değerlendirmeleri gerektiğini savunur. Yani mevcut ahlaki değerleri red mi ediyor? Evet hocam red ediyor. Peki ne diyor? Biz bunları yeniden değerlendirmeliyiz yeni bir ahlaki sistem kurmalıyız. Neden? Çünkü bu ahlak köle ahlakıdır, sürü ahlakıdır diyor. O halde evrensel ahlak yasasını kabul eder mi? Etmez. Mutlak ahlak yasasını kabul eder mi? Etmez. Çünkü diyor ki yeniden değerlendirmeli, yeniden oluşturulmalıdır. Şimdi ulaşılamaz olanı bulma zamanı. Adana. Ahlaki kural ve değerler mutlak ve genel geçer midir? Hayır hocam olmadığını zaten söyledik. Parçanın genelinde bunu söylüyor. O yüzden buna ulaşılamaz. Peki Bursa'ya bakalım toplumda geçerli ahlaki değerlerin yeniden değerlenmesini söyledi mi? Evet hocam bakın yeniden değerlendirelim dedi. Bunu eleyelim. Ceyhan Hristiyanlığa dağlı ahlakın yozlaşma içerisinde olduğunu söyledi mi? Evet nerede hocam? Bakın burada. Bunu da ele gitsin. Denizli ahlaki değerlerin yeniden değerlenmesinin yalnızca üstün insanlar yani özgür ve güçlü insanlar mı yapar? Evet. Son olarak Edirne'ye de bakalım. Hristiyan ahlakı sıradan ve güçsüz insanlar için mi geçerlidir? Evet. En başta onu söylüyor. Sürü ahlaki derken bunları kastediyor. O yüzden cevap Adana'dır. Parçada Nietzsche'nin ahlak felsefesiyle ilgili aşağıdaki sorunlarından hangisine ilişkin fikri yer almaktadır? Nietzsche'ye göre ahlak güçsüz insanın sürü insanının icadıdır. Sürü insanı güçsüzlüğünden doğan hınç ve intikam duygusuyla kendilerine olduğu kadar yaratıcı kişilere de özgür yaşamı ve eylemi sınırlandıran bir takım kurallar koyarak güçsüzlük ve yeteneksizlerini dengelemeye çalışır. Böylece ahlak dediğimiz kurallar bütün ortaya çıkar. Parçada ahlak dediğimiz kurallar bütünün nasıl ortaya çıktığını söylemiş mi? Söylemiş. E bu da bize ahlakın kökenine götürür mü? Tabii ki hocam. Hocam peki evrensel ahlak yasası vardır yoktur dedi mi? Yok. Peki ahlaki eylemin bilgeliktir, iyiliktir, mutluluktur, başka bir şeydir dedi mi? Hayır. Ahlaki değerlerin evrensel olup olmadan bahsettik mi? Hayır. Eğer öyle olsaydı zaten Bursa ile aynı olurdu. Peki Edirne İnsanın ahlaki eylemlerde özgür olup olmadan bahsettik mi? Hayır. Ahlakın kökeninden, doğuşundan bahsettik. O yüzden cevap Adana'dır. Parçaya dayanarak Husserl'in felsefesine ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Husserl'in yöntemi paranteze almaya dayalı fenomenolojik yöntemdir. Bu yöntem fenomenlerin özünün bilgisine ulaşmayı ve dolayısıyla bilincin çözümlenmesini sağlayacaktır. Bilincin özü yönelim olduğundan bilince yönelik araştırma bilincin kendisine değil yöneldiği şeye yani fenomenlere yönelik olmak zorundadır. Fenomenolojik yöntem fenomenlerin özüne ulaşabilmek için daha önce edinilmiş bilgilerden, ön yargılardan, varsansal özelliklerden uzaklaşmak ve bu bilgileri paranteze almaktır. Yani Husserl'in yöntemi olan fenomenolojik yöntem ne yapıyor? Paranteze alma yöntemini kullanıyor. Bu ön yargılarımızı paranteze almak oluyor. Olguları, kesin bilgileri, daha önce edilmiş bilgileri, nesnel bilgileri ya da bilimle ilgili bilgileri ne yapıyoruz? Hepsini parantez içerisine alıyoruz. Ne zamana kadar? O bilginin özüne ulaşana kadar. Şimdi buna benzer bir şey bulalım. Adana. Felsefenin amacı öznenin bakış açısından fenomenleri araştırmak mıdır? Bence değildir. Kalsın felsefesi bilincin yöneldiği fenomenlerin özner olmayan özelliklerini dışarıda bırakarak özüne ulaşmak mıdır? Evet. Ne yaptık? Bak parantezi aldık. Ne yaptık? Sonra onu özüne ulaştık. Aranılan cevap bursa mıdır? Evet. Peki Ceyhan neden değil? Bilgi fenomenleri arkasındaki gerçekliğe sezgisel olarak ulaşır mı ya da sezgi mi onu sağlar? Hayır hocam. Peki fenomenlere ilişkin öz bilgisini duyulardan gelen verilerin Aklın kategorilerle işlenmesi mi? Hayır. Bu daha çok kritizm görüşüdür. Peki fenomenlerin ardındaki gerçeğe ilişkin doğru bilgiye ulaşmak sadece akılla mı? Bu da rasyonizmin görüşüdür. Dolayısıyla cevap Bursa'dır. Buna göre Heidegger'de anlama kavramı için yukarıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Diltey açıklama ve anlama arasında bir ayrım yapar doğa bilimlerinin maddesel varlığı açıklamaya, sosyal bilimlerin ise bilinçli bir varlık olarak insanı anlamaya çalıştığını savunur. Heidegger ise bu ayrımın yapılamayacağını söyler. Çünkü ön yargısız bir anlama olanaklı olmadığı gibi anlama sadece bilişsel değil varoluşsal bir eylemdir. Çünkü Heidegger diğer varlıklardan ayırarak insana orada varlık der. Ona göre insan sürekli bir yorumlama etkinliği ile kendisini hem anlayan hem anlamlandıran hem de değiştiren bir varoluşsal varlıktır. Bu nedenle anlama anlayan kişinin belirli bir zamanda ve mekanda yaşıyor olmasından bağımsız değildir. Anlama her türlü açıklamanın onda temellendirdiği bir varoluşsal etkinliktir. Yani bizler ne yapıyoruz? Hayatı anlamlandırıyoruz, anlıyoruz, yorumluyoruz ve değiştiriyoruz diyor hocam. Peki bu anlam içinde bulunduğumuz kültürden, geleneklerden ya da mekandan bağımsız mı? Değil hocam. O halde söylenebilir olanı bulalım. Adana. Anlama olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisinin ortaya konulması mıdır? Değildir diyor. Zaten dil teğen, bu doğa bilimlerdeki maddesel varlığını o yüzden reddediyor. Peki anlama kişinin belirli bir zamanda ve mekanda olmasından bağımsız olmayan bir varoluş mudur? Kesinlikle evet. Burada çıkarabiliriz devam edelim. Anlama olayların nedenlerini bildiren açıklamaya göre daha önemsiz bir bilme aklımdır. Hayır en önemli varoluşsal etkinliktir. Ele gitsin. Dörde de bakalım. Anlama insanın hem anlayan hem anlamlandıran olduğu yorumsal bir etkinliktir. Kesinlikle evet 2 ve 4 doğru cevabımızdır. Doğru cevap denizli. Aşağıdakilerden hangisi? Compton parçada belirten yaklaşımını destekleyen bir durum değildir. Pozitif felsefenin kurucusu Kant, insan aklının tarih içerisindeki gelişimini 3 hal kanunu adını verdiği görüş ile açıklar. 3 hal kanununa göre insan aklı teolojik evre, metafizik evreden geçmiş ve son olarak pozitif evreye ulaşmıştır. Ona göre ilk evre insan aklının kaçınılmaz bir hareket noktasıdır. İkinci evre yalnızca bir geçiş aşamasıdır. Üçüncü ise nihai ve değişmez olandır. Ve ona göre insanlığın oluştuğu bu son nokta bilimin noktasıdır. Her şeyin açıklanabildiği pozitif bir evredir. Metafizede yer olmayan bir evredir. Hocam nereden çıkardınız? Pozitif felsefenin kurucusu diyor ya. Pozitivizm bu bilgileri savunduğu için bu açıklamayı yaptık. Şimdi desteklemeyen bir durum hangisidir onu bulalım. Adana yaşadığımız çağın bilim ve bilgi çağı olduğunu mu? Evet hocam. Günümüz felsefesinin metafizik ve teolojiye eleştire olarak bir konu edinmesi. Evet çünkü bunları eleştiriyor ve diyor ki son aşama nedir? Pozitif aşamadır. Bunlar geçersiz aşamalardır. Bunları eleyelim. Ceyhan, filozofların bilimlerin ortaya koyduğu bilgilerle çelişen iddiaları savunmamasını, evet bilim temel noktadır, onunla çelişen bir şey savunmuyoruz bu dönemde. Denizli'ye bakalım. Bazı dönem ve toplumlarda bu üç evreye dayalı açıklamaların kabul görüyor olması, yani bir toplumda hem metafizik hem teolojik hem de pozitif evre olabilir mi? Bu üçüsü mümkün müdür? Değildir hocam. Çünkü son aşama pozitif evredir diyor. O yüzden cevap Denizli olacak. Peki Edirne neden değil? Felsefenin bilimlerin yöntemlerine dayandığı kavram ve ilkeler ilgili çözümlemeler yapması, yani felsefenin bilim temelde bir açıklama yapması doğru mudur? Pozitif evre için doğru bir evredir, doğru bir yaklaşımdır. O yüzden cevap Denizlidir. Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Kiergaard Korku ve Titreme adlı kitabında bir kuşağın öncekinden öğreneceği birçok şey olsa da bir kuşak asla gerçek anlamda insan olmayı atalarından öğrenemezler. Ona göre insan olmak açısından her bir kuşak yeni bir başlangıç yapar. Bir önceki kuşaktan farklı bir görevi olmadığı gibi daha da ileri gidemez. Çünkü hiçbir kuşak diğerinden nasıl seveceğini öğrenemez. Hiçbir kuşak başlangıçtan başka bir yere de başlayamaz diyor. Hiçbir kuşağın görevi öncekilerinden daha kısa ya da daha zor değildir. Eğer bir kimse önceki kuşaklardan farklı olarak sevgiyle yetinmek yerine daha ileri gitmek isterse bu karşılığı olmayan boş ve aptalca bir istek olarak kalacaktır diyor. Hani biz önceki kuşaktan hocam sonraki kuşak bir şey öğrenemez mi? En azından sevgi anlamında bunu öğrenemez diyor. Ve her toplum, her kuşak bir başlangıç yapmak zorundadır. Ne için? insan olmak için. Çünkü aynısını demek ki diğer kuşaktan devralamıyoruz. Yani kuşaktan kuşağa bu şekilde bir aktarım söz konusu yoktur. İnsan olma adına, sevgi adına. Şimdi neye ulaşabiliriz ona bir bakalım. Adana insan önceki kuşaklarca belirlenmiş değişmez bir yapıyı ve benzer sorumlulukları devralır. Hayır, devralma yok diyor. Her kuşak yeni bir başlangıç yapar diyor. Bursa'ya bakalım. İnsan olmak ve sevmek önceki kuşaklardan miras değil. Her insanın kendisinin başaracağı bir görevdir. Her insanın her kuşağın kendisinin yapacağı bir durum mudur? Kesinlikle evet. Peki Ceyhan'a bakalım. Her kuşak insan olmaklığı önceki kuşaklardan öğrenir. Hayır öğrenemez diyor. Deniz'e bakalım. İnsan olma süreci tarihsel ve toplumsal koşullardan bağımsız evrensel bir süreç midir? Hayır insana bağımlı bir süreçtir. Eden'e bakalım. İnsanda öz varoluştan önce gelir. Önemli olan özü bozmamaktır. Bununla ilgili bilgi yoktu. Cevap Bursa.